Barca nerede? Sorgu odasında, mahkumu sorguluyor. Ela Hanım, bence şimdi gitmeyin. Boşuna terslenmeyin diye diyorum. Ölecek. Herkes ölecek. Yüzünü göstermez. Göstermez. Seni neden oraya attı? Kendince bir yargı sistemi var. Beni ömür boyuna mahkum etti. Neden? Birlikte çalışıyorduk. Masadakilerden biriydim. Beraber iş yaptık. Sen de onlardan biriydin yani. Çok suçluyum. Büyük suç. Küçük değil. Değil. Küçük değil. Büyük. Nasıl suçlar? Söylersen burada sen öldürürsün beni. İlk cümlede anlayabileceği şeyler. Beraber çalıştığın adamı nasıl tanımıyorsun? Göstermez. Yüzünü göstermez. Çalışacağı adamları o kendi seçer. Seni bir toplantıya çağırırlar. Sonra bir tane daha. Sonra kendi de gelir ama görünmez. Bant. Bununla mı? Evet. Masada büyük isimler olur. Büyük iş adamları. Tanıdığın, tanımasan da ismini bildiğin kişiler. Kim onlar? Dokunamayacağın kişiler. Söyle bakayım sen bana, kim? Önemli mevkideler. Önünüzü tıkıyorlar. Benim önümü tıkıyorlar. Beni televizyonlara çıkarıyorsunuz, parlatıyorsunuz. Benden bir kanaat önderi falan mı yaratmak istiyorsunuz? Peki ya sonra? Aradan fazlalıklar çekildiğinde, yani bu isimler, halk size ihtiyacı olduğunu anlayacak. Bu durumda bazı talepleri olacak. Halkın benden. Ülkenin size ihtiyacı var Sayın Profesör. Yalnızca bunu kendileri anlamaları lazım. Biz onlara yardımcı oluyoruz. Bu listedeki isimlerin çoğu öyle ama. Sence neden? Sen ne yaptın da cezan bu oldu? Anlatacağım. Sana onun sağ kolunun adını söyleyeceğim. Ona ulaşabilirsin. Adamın adı Muzaffer. Soyadını bilmiyorum. Ama yüzü gözümün önünde resim çizdirebilirim. 6 yıldır
sızacak bir şey yok. Meto, robot resim çizecek birini gönder bana. Bir de çay. Ye ekmeğini. Barcan, bir bakar mısın? Hoş geldin. Çok merak ettik seni. İyiyim ben. Neden çağırdın? Yani... Eğer kendi kimliğini açıkladıysa ben de bir yandan araştırayım dedim. Söyleyecek. Tamam, o zaman sen bir şey olursa bana haber verirsin. Devrem, hayırlı nöbetler. Bir şey soracağım sana. Buyur. Şimdi sen bana onunla beraber yaptığın işleri anlatacaksın. Kendi kimliğini bana söyleyeceksin. Oradan seni tanık koruma programına aldıracağım. Sonra da kimliğini değiştireceğim. Hiçbir savcı beni tanık koruma programına almaz. Peki, tamam. Bunu erteledik. Bu patron dediğin adam seni neden çizdi peki? Ona ulaşabilecek birine ulaştım. Oğluna. Çay komiserim. Bir tane bırak dediler ama size de getireyim mi? Oğlan Amerika'da. Para transferi sırasında ismine rastladım. Onların ismini bilmeyi kimse istemez. Hiç kimse korkarlar. Buna cesaret edemezler. Muzaffer benim isme ulaştığımı öğrenmiş. Kaçmak zorunda kaldım. Kaçarken de daha büyük bir şey yaptım. Meto! İlgilenin adamla. Bu şeyi kim getirdi? Volkan! Saptet! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.